Ben Seyyidina Mevlana Muhyiddin'i gördüm. Kardeş olsun. Onun yanında Ramazan geceleri de kaldım. Başka günlerde kaldım. Böyle kandil geceleri olduğu zamanlarda kaldım. Kandil gecelerinde farklı hiçbir şey yapmazdı. Çünkü zaten yapabileceğinin azamisini yapıyordu. Zaten namazını, orucunu, zikrini, Kur'an'ını, taatını her gece yapıyordu. Bu yüzden de gayb gecesi Seyyidina Mevlana Muhyiddin'in Kudüs'ün farklı bir şey yaptığını görmedim. Şahit olmadım hiç. Ramazan'da sadece ben hatırlıyorum Ramazan'ın işte son 10 gecesindeydi, başlangıcındaydı. Ben köye gittim. Bir hafta sonuydu. İftarımızı yaptık. Dedi da yani ya 21. gece mi ne öyle şey, 20. gece mi öyle bir şey. Dedi ki bu gece Kadir gecesidir dedi. Ben de zannettim dedim herhalde Seyda bir işaret verdi bize filan. O geceyi ibadetle yaydım. Ertesi gün iftara oturduk. İftardan hemen sonra baktım yine dedi ki bu gece Kadir gecesidir. Şaşırdım. Ben sonra Seyda Abdurrahman'a dedim Seyda dün böyle demişti. Bugün de böyle. O dedi Ramazan son 10 günü girdi mi her geceyi Kadir gecesi gibi kabul eder. O şekilde ihya eder. O da nedir? Allahu Teala'ya ibadetle ve Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fa'afu anni ya kerim. Kardeşler, maneviyat adına, tasavvuf adına, sufilik adına sakın hayatınızı, ibadet hayatınızı ibadet çöplüğüne çevirmeyiniz. Aslı olmayan, bakın sünnete varid olmayan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamamış olduğu herhangi bir namazı, özellikle namazı söylüyorum. Şu duadan, şu sureden şu kadar okunur, şu sureden bu kadar okuyunuz birinci rekatte, ikinci rekatte filan. Bu böyle yapanların yani aslı olmayan bir kısım nafilelerle güya kendi ibadet heybesini dolduranlar geri dönüp baktıklarında ileride çok büyük hasar görürler. Yani biz bir şey diyorsak Allah rızası için dinleyiniz. Niye dinleyiniz biliyor musunuz? Bir şey olduğumuzdan dolayı değil. Ama bir şey olanları gördük. Bir şey olanları tanıdık. Çok şey olanları gördük. Çok şey olanları tanıdık. Çok şey olanların dizlerinin dibinde de oturduk.